değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetimi çok sayıda çalışma vizesini yıl sonuna kadar askıya aldı. Karar bugün yürürlüğe giriyor. Biz de New York Barosu'nun Türk avukatlarından Ayhan Öğmen'le tam da bu konuyu konuşacağız. Sayın Öğmen, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler Büşra Hanım, hoş bulduk. İlk olarak hangi vizelerin askıya alındığını soralım size. Evet, şimdi tabii özellikle bu Başkan Trump'ın getirdiği Haziran 22'de yürürlüğe giren kararnamede bir göçmen olan vizeler ve göçmen olmayan vizelerden etkilenenler var. Göçmen olan vizelerle kastettiğimiz tabii Green Card'a giden, Amerika'da oturma hakkı veren vize türleri ve göçmen olmayanlar da çalışma vize türleri arasına giriyorlar. Green Card, yani göçmen vizesiyle ilgili olan kararname aslında öncelikle 2 ay önce Başkan Trump'ın imzaladığı göçmenlik vizesi alacak kişileri 60 gün askıya alan ve şimdi de bu kararnameyle yıl sonuna kadar uzatıldığını görüyoruz. Göçmen olan bu Green Card vizeleriyle ilgili olan durum için 3 tane kategoriden bahsediliyor. Bir tanesi DV çekilişinden yeşil karta giden talihlilerin etkilendiğini görüyoruz. 2, Amerikan vatandaşının anne baba ve kardeşleri için yapılan başvuruların etkilendiğini görüyoruz. Ve 3. olarak da yeşil kart sahiplerinin aile bireyleri için başvurdukları göçmenlik vizeleri etkileniyor. Bu zaten 2 ay önce etkilenenler arasındaydı ve şimdi de bu 2 aylık süre yıl sonuna uzamış oluyor. İkinci etkilenen bölüm ise o da göçmen olmayan çalışma vizeleri olan ve bu vize türlerinde de 4 tane vize türünün etkilendiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz, her yıl C1 vizesiyle Amerika'ya gelen hem Work and Travel'a gelen öğrenciler, hem bir yıllık staj amacıyla gelen öğrenciler ya da stajyerler ve au pair olarak gelen kişiler ve hatta üniversitelerde staj ya da çalışma yapacak görevler için gelen C1 vizesi sahipleri ya da o vizeyi alacak olan kişilerin etkilendiğini görüyoruz. İkinci olarak da H1B çalışma vizesi, H2B çalışma vizesi ve N çalışma vizesi gibi olan profesyonel çalışma vizeleri arasına giren ve sezonluk çalışma vizesi olan H2B vizesiyle de görüyoruz ki çalışma vizelerinde de epey bir kesimi etkilediğini. Burada önemli olan nokta şu tabii, hani özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, vizeyi almamış olan kişilerin etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu an Amerika dışında bulunan ve kesinlikle ya göçmen vizesi ne de bu bahsettiğimiz çalışma vizelerine sahip olmayan kişiler bu çalışma vizelerini ya da bu göçmen vizelerini almaları yıl sonuna kadar ertelenmiş oluyor. Dolayısıyla yani bir sonraki yıla devredilecek mi bütün haklar? Bir sonraki yıla devredilecek mi derken, burada genel olarak hani bir iki istisna dışında, ki onlara gireceğiz. Ama tabii mesela H1B çalışma vizesine başvuran kişiler ya da diyelim L vizesi gibi vizelere başvuru yapan kişiler diyelim yıl sonuna kadar alamazsalar haklarını, eğer bu kararname uzatılmazsa yıl sonundan sonra vize görüşmelerine girebilecekler. Ama mesela bu C1 Work and Travel öğrencileri için bu yaz olamayacak. Dolayısıyla bu sene haklarını kaybediyor olacaklar. Ancak seneye gündeme geliyor olacak. Bir de yeşil kart üzerinden, biliyorsunuz, çekiliş üzerinden yeşil karta gidenlere de değineceğiz detaylı. Onların da kazandığı haklarını, geçen yıl kazananların bu sene kaybettiğini görebiliyoruz. Bir şey daha belirteyim ben bu noktada Büşra Hanım. Tabii. Burada tabii şunu bilmek lazım. Bu kararnamenin etkilemediği vizeler ve durumlar var. Onlardan önemli olanları nedir? İşte turist vizeleri, öğrenci vizeleri, yatırımcı vizeleri ve Amerikan vatandaşlarının eş ve 21 yaş altı çocuklarının alacakları göçmenlik vizeleri etkilenmiş değil bu kararnameden. Dolayısıyla onlar Amerikan konsolosluğu açılır açılmaz randevularını alır almaz kendi görüşmelerine gidebilecekler. Yani bu kararnamenin etkilediği diğer bir taraf, tekrarlamak istiyorum, şu an ülke dışında olup hala vizesini almamış olan bu bahsettiğimiz çalışma vizeleri ve göçmen vizesi kategorilerine giren kişiler sadece yıl sonuna kadar alamıyorlar. Bu Green Card'la ilgili aktardıklarınıza istinaden şunu sormak istiyorum, daha net aslında aktarabilmek adına. Şu anda bu hakkı kazananlar aslında haklarını kaybettiler, doğru değil mi? Ve yeniden başvuracaklar ve çıkıp çıkmayacağını zaten kimsenin bilme durumu söz konusu değil. Yani hani tamamen kayıp olduğunu görüyoruz bu kişiler için, değil mi? Evet, şimdi şöyle bir durum var orada. Bir, tabii biliyorsunuz DV-2020 denilen çekilişi, Green Card çekilişini kazanan talihliler var. Bir de bu sene daha yeni DV-2021'i kazanan talihliler var. Bunlar da geçen yıl, yani DV-2020'yi kazanmış olup
bu sene Eylül ayına kadar göçmenlik vizesini alması gereken talihlilerin bu hakkını kaybettiğini görüyoruz. Çünkü özellikle biliyorsunuz koronavirüsü kriziyle de beraber Mart ayından itibaren Amerikan konsoloslukları hala randevuları vermiyorlar. Dolayısıyla daha açılmadılar. Yavaş yavaş açılacaklar ve dolayısıyla bu kararla birlikte de Mart'tan beri göçmenlik vizesini alamayan o talihliler artık Eylül sonuna kadar almaları da mümkün olmayacak. Dolayısıyla şu ana kadar DV-2020 çekişini hak etmiş, kazanmış kişiler maalesef talihliler bu haklarını kaybetmiş sayılıyorlar. DV-2021 çekilişi için ise yeni kazananlar, hatta bu ayın başında belli olan sonuçlardan dolayı Ekim 1'den itibaren Amerikan konsolosluklarına göçmenlik vize görüşmelerine gidebiliyorlardı. Ama maalesef onlar da artık tabii ki yıl sonuna kadar ertelenmiş olacak. Dolayısıyla ancak gelecek yılı başı itibariyle randevu durumlarına bakıyor olacaklar. Kısmi olarak onlar da etkilendiklerini görebiliyoruz. Sayın Öğmen, peki bu karar neden alındı? Buradaki gerekçe olarak tabii Başkan Trump'ın gerekçesine önce değinebiliriz. Çünkü kendisinin neden bu kararı verdiğini açıklamalarını yaparken şunu belirtiyorlar. Özellikle koronavirüsü, COVID-19 kriziyle beraber Mart ayından itibaren Amerika'da biliyorsunuz eyaletler kapanmaya başladı, uluslararası uçuşlar kapanmaya başladı, evde kalma yasakları geldi ve dolayısıyla binlerce iş yeri kapandı ve milyonlarca kişi işsiz kaldı. Çok ciddi rakamlar oluşan, 30 milyonun üzerine kadar diyelim çıkan bir işsizlik durumuyla karşı karşıya kalındığı için koronavirüs krizinden mücadeleden çıkabilmesi ve Amerikalıların iş marketinde mücadelede çok zorlanmamaları için bu yasağın getirildiği açıklanmış durumda. Zaten 2 ay önceki kararnamede de bu getirilmişti ve 60 gün sürenin sonuna doğru şimdi de yıl sonuna kadar uzatılırken de Amerikalıların bu koronavirüs kriziyle mücadelede, işsizlikle mücadelede çok fazla haksızlığa uğramasınlar diye bu kararın getirdiğini Başkan Trump'ın açıkladığını görüyoruz. Peki bu kararın yumuşatılması ya da değiştirilmesi söz konusu olabilir mi, yoksa nihai bir karardan mı bahsediyoruz? Bu sonuçta bir Trump'ın bir başkan olarak yetkileri içinde yer alan aldığı idari bir karar. Dolayısıyla kongreden ya da senatodan geçilip bir yasa reformu değil. Dolayısıyla daimi bir karar değil. O açıdan şu anki Başkan Trump'ın aldığı idari karar değiştirilebilir, her zaman iptal edilebilir ya da kendi verdiği kararın yıl sonunda yenilenmemesini ya da yenilenmesi kararını da alabilir. Ya da eğer diyelim seçim noktasında karşı rakibi kazanırsa, karşı rakibi geldiğinde bu idari kararı iptal edebilir. Onun dışında tabii bu yasal yolları da açık oluyor bu tip kararların. Bu tip idari kararların anayasaya aykırı olduğu dile getirilerek hukuksal yolda açılabiliyor ve oradan da itirazlar yürütülebiliyor. Ama tabii ki sonuçta başkanın yetkileri arasında bu tip kararlar, ama kalıcı daimi bir karar olmayacak, geçici diye bakabiliriz. Evet, yine ihtimallerin olduğunu söylemek mümkün açıklamalarınızdan anladığımız kadarıyla. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Öğmen.